Hiç olmazsa hani en azından ya bu halimizi yani atımız bile taluk etmiyor be kendimiz kendimizi söylemeliyiz. Bu en azından. Onun da hiç olmazsa hafif şey oldu bir şuurunda yani çok düşük de, de, derecesinde olmak için gerekiyor. Yoksa işte rolantı de çalışır. Meyirler devreye girmez. O zaman manevi hayatımıza kuvvet vermez. Yani rivayetten de diyor musun abi? Diyor Resulullah böyle yap. Ayakkabını sağdan giy. Sağdan çık evden. Diyor. Onu hatırladığınız zaman din din hayatındaki hissiyatı takviye ediyor bu hayat. Resulullah bizim din hayatımızın yani dini hissiyatlarımızın gelişmesini istiyor bizden. Bu da pratik hayatın hareketli hareketlerinden ve pratik günlük hayatta sürekli bir hayat seyri bu. Ama işte insan psikolojik kıyetten meseleleri yani hissiyat can, canibinden ele almayınca, düşünmeyince böyle meseleleri mesele etmezse kişi kendisine dinin temel yapısında olan şeyler. Daha çok alışılan hep yani bunları görüyor anan. Sakır 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 sayısal. Kaç tane oldu? 92 he, daha var. Yani adeta sayı ile para kazanıyor tarzında. O zaman bu kişilerin hayatında bir gelişme olmaz. Gerileme olur, cemiyet gerileticidir, ilerleme olmaz. Biraz belki hafif yolu gerilemeyi azaltır. Yani, yani 10 kilometre giderken gerilemeden günlük hayatta işte 78 5 kilometreye, 3 kilometreye düşürebilir duruma gerek. O zaman da gerileme devam ediyor. Gerileme yok. Bu telakkim eder. En nihayet bugünkü hal ortaya çıkar. Ne çıkar? Rivayet haber verdi. Biz Müslümanlara haber veriyoruz. Kur'an okuyan. Dolayısıyla de sarayın okuyan diye de diyorum. Niye? Kur'an okumak, sarayın okumanın, canlılığının, manalarının, hakikatlerinden bize aktaran bir hidayet vesilesi. Fakat vicdanlarına girme, girmez diyor hadiste. Hani oralar tamam iyi de şimdi neticesi nedir bu işi giderek dedik ki işte gire gire geri, geri gitmek var da bir işim yapar orada. Yani net ne oluyormuş? Hatta yehrucu ve haddeca. Kütübü sitte. bu Müslümanın giderek 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 en sonunda hatta en sonunda oluyor. En sonunda Deccaliye ceryanının dehşetli İslam düşmanlığına bilmeyerek hayatıyla katılır. Zelzele bahsinde var bu. Üç mertebeli olarak alıyoruz. Hayatıyla katılır. Ne? Deccaliyetin, sufyaniyetin tarafına esir bir yahulcu ve deccal. Yani bir decaliyet cerane var, ordu var gidiyor. Bu da oradan koşar koşar gelin katılır. Öyle bir şey yok. Ya sen O zaman hiçbir şey alamıyoruz demektir yani. Yaşayışımızla katılıyoruz. Bir insan bugünkü hayatta de, sufyaniyet, deccali, e, su, bidatlar dünyasıdır. Bir de hatta da umumileşmiştir. Hatta makbul görünür hale gezilmiş. Rivayettir bunlar da. Oraya kadar geldi de o nefsin hoşlandığı şeylere evet der gibi bir hayata girdi miydi? Yani meccanen hiçbir karşılığı olmadan ve cehennem yolundan derece yüksek almak cihetinde bir hayat seyirine girer. Kime yardım ediyor? Ona avuçlatıyor. Kaçını diyor. O dinsizlik ciğerlerine kuvvet verir. Bilmeyerek kuvvet verir. Aynı şeyi söylüyor zaten. E biz insanlar, yani insanın da en zalimi diyor mesleğe de insandır. Niye? Dünyevi en küçük zararının hesabını yapar, uhrevi en büyük zararı hiç hesabı almaz diyor. Ne söylüyorum? El zalimi değil mi? Kendisine kadar büyük zararı veriyor. <laughs> meyelani hayrat, büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tövbe dahi meyelani şerri keser. E biz istiğfar tövbe yaparken aklımız, şuurumuz, idrakatımız en azından avaryada çalışıyoruz. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye, biz burada ilave, ilave yapıyoruz, yani münafıkiyye, desise-i münafıkıya. Münafıklığı yazdım, neşrettim. Bir İslam dünyasında bulunan ve İslam'a bağlı bulunan münafık oluyor. Bir de din düşmanı olan münafık var. Orada yazılı, ispatlı. Kitaptan, salih Nur'dan. Kısadan söylüyorum. Munafıktır haberi yok kişinin. Münafık yapıyor haberi yok kişinin. Çünkü üfleyenler daha çok içeriden üflüyorlar diyor Elmalı tefsiri. En yahturun. Yani bir, bir yahturun var. Aynı ayette. Birinci şümleciği. Bildiğimiz yani münafık. Bilsi münafıklar. Yine aynı ayetin hemen son cümlesinde yine ikinci bir yahturun var. O da insan şey İslam dünyasından. Bunun tefsirini veriyor benim adı. Diyor ki bu İslam dairesinde olan bu gibi müfsitler diyor diğer hakiki münafıklardan daha çok zararlıdırlar diye kayıt altına aldı. Hakikaten niye? Onu Müslüman avam zaten aldanan kimse biraz pof poflarsın enesini okşarsın. Bundan sonra dersin hemen kabul eder ve yayar. Senin ifsadatını da yayar. Destek verir. Çünkü insanların şu anda hayırdan zevk almadıkları gibi şehirde zevk alıyor durumları vardır. Cemiyetin getirdiği şey var. Acayip bir şeyler Yani. Bir müminin bir tek bütün hasenatını örter. Bu o zaman İslam dairesi. Burada anlatılan. Şeytanın ve yani münafıkların bu tesisizin tesisizini dinleyen insafsızlar mümini adavet ederler. İslam dairesindeki mümini adavet etmemesi gerekir. Ya yani adavet ederler. Diye münafığı dinliyor. Ondan. Munafık, o, bunafıktır, bu diye dinlemiyor. Fuş. Ölçüleri var elinde, münafık olduğunu anlaması lazım geliyor, anlamıyor. O nefsin de hoşuna gidiyor. Halbuki Cenab-ı Hak karşıda adaleti mutlaka ile, zerre kadar eksikliği bulunmayan Allah'ın adaletiyle, mizan ekberinde amali i mükellefini tarttığı zaman, bunlar hep mecaz ifadeden olacak haliyle, mecburiyet, hasenatı, seyyata, galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükme Allah böyle hükmediyor. diyor. Seyyatı az, hasenatı çok. Ha tamam, ustad da bunu cevap şey zaten. Allah diyor, ustadlar uyuptur diyor. Bir, bir şey, şeyha. Yani diyor, nasıl bu yoldan gidiyorsun? Yani bu kadar sey hasenatlarımızı ne yaptı? Yok saydın. Yani diyor? Hakkım helal etmem titresin diyor. Ustad, şeyha, şeyha. Hadi şeyha e söylüyor da hoş, hepsine söylüyor. Ha. Üstad'ın sözü, sözlerini muayyen bir vakte ve kişiye hasredemeyiz. Hem seyyatın esbabı çok. Bugün hele hele bugün sebepleri çok, ikinci sebepleri çok. Ve vücutların işlenmeleri kolay olduğundan bazen bir tek hasene çok ağır şartlarda İslam cemiyetinin zedelendiği, bidaların haşim olduğu bir zamanda işlenen bir hasene zor şartlarda çok büyük bir sevap buluyor. Bu da keyfiyeten oluyor bu, keyfiyeten hani mevcut şartlara göre işlenmesi zor olduğu cihetle ve de milli hayata çok fayda verici bir fiili durum ortaya konulduğundan dolayı sevabı hayli fazla. Miyetin, miyetin şehit diyor Risale'de hadis naklediyor. Yüz şehit evliya derecesinde. Bir tek hasene ile çok seyyatını öter. Niye? Seyyatın tahakkı etmesi için dört tane şart vardır. O şartlar o seyahatta tahap etti mi? Ne bileyim de dört satmış da anlamaz vatandaş. Garazı vardır, meyli vardır. Yürüyor. Pahpaflanması pa, pa, vardır. Zevk alıyor. Yürüyor. Nereye yürüyor? Haber olmadan da, da sol taraftan cehennemin karanlık vız, dehşetli felaketli diyarına doğru yürüyor. Oraya atlayacak Kürt ya. Çok seyahatini örter. Demek bu dünyada o adaleti ilahi Allah'ın ahiretteki adaleti noktasında muamele gerektir. Tehallakû i̇şte bi şerifi de vardır. 30. Sözde de nakleder bu, şey Allah böyle yapıyor, sen de öyle yapacaksın. Allah'ın yaptığı en güzelidir. Sana bize bildirdi. Eğer bir adamın iyilikleri, fenalıklarına kemiyeten, yani yapmış olduğu sevapların çokluğu, ama tabii matbul sevap bu, ihlaslı, veya keyfiyeten zor şartlarda ve tesirli cemiyette ortaya çıkmasıyla çok fayda verici olan keyfiyeten ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstahattır. Belki kıymetler bir tek ile çok seyyatına adam kıymetler cemiyette faydalı şair cihetinde daha çok oluyor. Yani sünnet kabiliğinden de olsa şahsı da emekli olan şair kabiliğinden bir tek hasene ile çok seyyatına nazarı af ile bakmak lazım. Ölçü bu şimdi yani ya Allah ölçüsü. ki yani zamanımızın insanını anlatıyor, Müslümanını anlatıyor. Yani yükselişini anlatıyor. İnsan fıtrasındaki zulüm damarıyla, bugünkü insan fıtrasındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle, işte burası önemli. En yani, yahduruğun, yani yakınızda, huzurunuzda, beraberinizde olanlardan da Allah'a sığınınız. Evuzu bir ke, En yahdulu. Daha çok zararlı Çünkü sen ayette geçiyor. Bunlar münafıkları dinlemekte daha ileri derecede. Bu münafıktır, onu dinleyeceğim diye öyle bir şey yok. Hissi ve garazi durumları vardır. İslami kemalatı e, kazanmamıştır, bozulmuştur. O onun için Kötülüklerden zevk alıyor, koşup koşturuyor. Bunları da şey görüyor münafık ya, Nurcu olarak veya Müslüman olarak dindar olur. Hatta sakallı mübarek tanrılarıyla, sarılı cübbesiyle. dese geliyor birisi, ee tanıyorum. Bir şeyi var, külahı var, püsküllü, böyle böyle sağa sola düşüyor. Ne kadar dindar yahu, püsküllü, İslami bir şey. Kıyafeti e, de yani şey, İslami şey tavır içersinler. Aynı o adamın bir rücular cemaatinde toplantısında ben yüz kişiden fazla toplantıda görüyorum. Allah! Resim, resim adam değil bu. Resim kravatından, saçının saranmış olduğu şeklinden, bıyıklarında. Baktım bak de sen Ah, olduk dedim. Benim yanıma geldiği zaman ne biçim geldim? Burada ne biçimsin? Çünkü orada o cemaat da o işte bir, bir Nuzullar cemaati bu şekilde olunca sevgi veriyor, itimat veriyor. Bize gelince bu şekilde olunca itimat edecek. Belki de. ahma göre. Açık verdi çok. Açık. Yani açık, açık verdi çok. Birçok da değil. Aptalın teki. Belki çünkü bunları mesela bize hafif yolu anlatıyorum artık yani. Yani niye? Fazlasıyla bir gafil bulunuyoruz. bir, bir etsin yani parmağında zincir gibi bizi, bizi dolaştırıyorlar, dolandırıyorlar ya. O kadar da olmaz artık ya bir ucunun hali. Bu kadar da olmaz ya. Kepazelik bu. Aynen onun hayatına, anlayışına, şeyine yani şerce yanına mensup oluyor kişi. Bu da kişi. El Fatiha.